Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber sizler arkadaşlar gördüğünüz üzere Spider-Man'leri tanıtacağım şu şekilde. Eskiden arkadaşlar ben bu modun tanıtımını yapıyordum. Ve modun adı Legends mod, onu da söyleyeyim videoya geçmeden önce. Ben şeye tanıtmıştım arkadaşlar. Halka tanıtmıştım yanılmıyorsam en son. Halkı tanıtmış olmam lazım en son. Ona bayağı bir süredir ara vermiştim. Ve hani gelmiyordu onun şeyi, tanıtımı. O modu size teker teker tanıtacağımı söylemiştim. Ve bir türlü de atmıyordum yani bayağı bir süredir. Ben de arkadaşlar atmaya başlayayım dedim. Çünkü bayağı bir süper kahramanlar var. Bayağı uzun bir aradan sonra tekrardan atmaya başlayalım dedim arkadaşlar. İzninizle şöyle bir Game Mod S geçelim. Modda arkadaşlar baya bir süper şeyler var. Örümcek adamlar var ama ben bu iki tanesini tanıtacağım. Bir tanesi normal örümcek adam. Diğeri de şu şekilde gördüğünüz bir canavar olan Iron Spider arkadaşlar. Bunu da şöyle yerine koyalım. Bir sürü Spider-Man'ler var aslında arkadaşlar modda ama ben şunu şöyle kolay alalım. Az sonra düşman spawn edeceğiz çünkü. Hani video çok uzun olmasın diye sadece bu ikisini tanıtacağım bugün sizlere. Yoksa bayağı bir Spider-Man çeşitleri var modda. Hem video uzun olmasın hem de sizlere sıkmak istemediğimden sadece bu ikisini tanıtacağım arkadaşlar. Şöyle ilk Spider-Man'i giyelim. Bu normal Spider-Man'in özellikleri şunlar arkadaşlar. Bayağı bir hızlı koşabiliyorsunuz şu şekilde. Şu şekilde bayağı bir hızlı koşabiliyorsunuz. Bayağı yükseğe falan zıplıyorsunuz şu şekilde bakın. Yani bayağı biraz yükseğe zıplıyor. Ve arkadaşlar örümcek adamın olmazsa olmaz özelliği gördüğünüz gibi tırmanabilme özelliği arkadaşlar. Sadece W tuşuna basılı tutuyorum ve kendi kendine tırmanıyor gördüğünüz gibi. Ve Spider-Man fall damage yemez. Yani aşağı düştüğünüz zaman arkadaşlar canınız gitmiyor bakın. Sadece W tuşuna basıyorum ve yukarı doğru tırmanıyor arkadaşlar şu şekilde. Bir tırmanma animasyonu var bakın şu şekilde ve yukarı doğru tırmanıyor. Başka arkadaşlar ne özelliği var? Örümcek sezleri var arkadaşlar bakın. Bir dakika. Şimdi diyelim arkadaşlar. Bir dakika şunu öldüreyim. Biz şöyle yapalım ya. Ben size daha net bir şekilde göstereyim arkadaşlar onu. Şuradan bir tane blok alalım abi. Şu şekilde. Şuraya şunu spawn edelim. Bakın arkadaşlar size demek istediğim bu. Düşmanı blok arkasından bile görebiliyorsunuz. Bakın şu anda orada. Hani örümcek sezlerim var. Şu anda örümcek adam olduğum için tabii ki de. Düşmanı blokların arkasından bile görebiliyorum. Bakın. Düşmanı gördüğüm için bakın ekrana kırmızılıklar geldi. Düşmana baktığım için örümcek sezlerim devreye girdi yani. Örümcek adam olduğumuz için filmde olduğu gibi burada da örümcek sezlerimiz var. Gel bakalım abi buraya. Ve bayağı yumruklarımız güçlü vuruyor onu da söyleyeyim. Bakın şu şekilde. 1 2 2 vuruşta adamı indiriyorum yani. Prisoner'ların 20 canı var arkadaşlar. Bunların 20 canı var. Yani 10 vuruyor diyebiliriz Spider-Man'e. Ve arkadaşlar en efsane özelliğimiz ağ atma özelliği. R tuşuna basıyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi hop. Karşı dağa geçtik. Hop tekrar R'ye bastım. Ve beni oraya doğru çekiyor arkadaşlar. Bakın tekrar R'ye basıyorum. Hop. Çekiyor oraya. Hemen şuraya mesela çıkalım. Hop. Çek abi beni hop. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi ağda atabiliyoruz yani. Sonra arkadaşlar C tuşumuz var. C tuşuna bastığınız zaman adamı böyle uzaklaştırıyor kendinizden. Mesela gel abi sen böyle. Hop bunu da indirelim. Mesela ne oldu az önce? Ha, örümcek sezlerimiz devreye girdi düşmana yaklaştığımız için. Mesela arkadaşlar bu size vuruyor değil mi? Mesela canınız az kalmıştır. C tuşuna basarsınız böyle kendinizi uzaklaşır yani. Siz de orada canınızı falan yenilersiniz. Altın elma vesaire yersiniz arkadaşlar.
O şekilde bir özellik yani. Bir de arkadaşlar F tuşu var. F tuşuna bastığınız zaman adamı böyle kendinize doğru çekiyorsunuz. Bakın altta iskelet var. Ve ben onu görebiliyorum yani örümcek sizlerinden dolayı. Müsaadenizle ben bir timeset çekeyim. Öbürkü ne özelliğimiz var arkadaşlar? Ondan da biraz bahsedeyim. Öbürkü özelliğimiz ise arkadaşlar X tuşu. X tuşuna bastığınız zaman, bir dakika niye basamıyorum şu anda? Dolma süresi var. Bir dakika. X tuşuna bastığınız zaman abi bak, ikidir saldırımdan kaçıyorsun. Bak. X tuşuna bastığınız zaman abi fail olduk ya. Hayır abi, nereye kaçıyorsun? Bir dakika, ben örümcek adamım abi. Örümcek adamdan kaçamazsın, bunu da bir öldürelim. Abi videoda fail olduk ya. Allah aşkına abi, videoda fail olduk. X tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar adamı böyle donduruyor bir süreliğine, bakın. Adama X tuşuna bastım ve A attı arkadaşlar. Ve adamı dondurdu. Ve arkadaşlar geldik en efsane özelliğimize, ultimize arkadaşlar, bakın. Mesela diyelim karşınızdaki adam çok güçlü. Bunu öldürmeniz gerekiyor. Lan bir vurma, bir artistik yapma lan. Z tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Ve hop. Adamı dondurdum yani, ultimi atarak Z tuşuna bastım. Hop. Kaçım abi, gel buraya. Bakalım abi sonra ne özelliğimiz vardı? C tuşumuz vardı arkadaşlar. C tuşunu gösterdim sanırsam. Evet, C tuşunu gösterdim. Bir de V tuşumuz var arkadaşlar. V tuşuna basalım hemen. Bir şundan kaçalım abi, bir dakika. V tuşuna basıyorum. Ve adamı bu şekilde arkadaşlar hapsediyor. Sonra siz de bunu böyle öldürebilirsiniz. Ve kendi ağlarınıza takılmıyorsunuz, onu da söyleyeyim. Başka ne özelliği vardı abi bunun? Yanlışlıkla G tuşuna bastım arkadaşlar. Onu da göstereyim. Yanlışlıkla basmışken onu da göstereyim. Bir dakika, doldu. Eğer arkadaşlar G tuşuna basarsanız böyle patlatıyor yani adamı. Bakın bir daha basacağım ama dolma süresi var. Sen bir gel abi böyle. Bakın arkadaşlar tekrar gösteriyorum. G tuşuna bastığınız zaman böyle patlatarak adama hasar vuruyor yani, bomba atıyormuş gibi bir şey. Normal örümcek adam bu kadar arkadaşlar, bunun yerine koyalım. Ve gelelim abi demir örümcek adama. Şunu da öldürelim. Demir örümcek adam arkadaşlar şu şekilde, şunu fight'a getirelim. Örümcek adamla şeyin karışımıdır arkadaşlar, bilmeyenler için anlatayım. Örümcek adamla Iron Man'in karışımıdır. Öncelikle şunu söyleyeyim, G tuşuna bastığınız zaman bakın şurada mod yazıyor, bakın fare şu an gösteriyorum. Orada mod flight yazıyor arkadaşlar, onu değiştiriyor bakın, web swinging ve flight diye değiştiriyor. Flight özelliğinde arkadaşlar uçabiliyorsunuz şu şekilde, bakın space'e basılı tutuyorum. Ve shift'e basılı tutuyorum, inip alçalabiliyorum vesaire. Ve arkadaşlar tekrar G'ye bastığınız zaman web swing'e geçiyor yani. Örümcek adamın özelliklerine geçiyorsunuz şu şekilde, C'si, V'si falan filan. G'ye bastığınız zaman flight özelliğinde Iron Man'in özelliklerini kullanıyorsunuz. Tekrar G'ye bastığınız zaman örümcek adamın özelliklerini kullanıyorsunuz işte. R'si falan aynı yani, C'si falan normal örümcek adam gibi. G'ye basıyorum ve Iron Man'e geçiyorum arkadaşlar, Iron Man'in özelliklerine. Şu şekilde şunu bir spawn edelim. R tuşuna bastığınız zaman böyle iki elinde çıkarıyor arkadaşlar ve adama hasar vuruyor. Bir dakika abi. R tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar iki eliyle açıp böyle adama hasar vuruyor. Öl abi. Ama bu çok güçlü değilmiş arkadaşlar. Ben şunu yumruklarımla öldüreyim. Sonra ne özelliğini gösterebilirim sizlere başka? Bir bakayım abi şöyle. Evet. Bunu da göstereyim sizlere. Normal örümcek gibi V tuşuna bastım. Bir dakika. Şöyle C tuşlu arkadaşlar tekli vuruyor bu arada, onu da söyleyeyim. V tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar normal Spider-Man gibi bu şekilde ağa gömüyor yani adamı. Şunu da şöyle yerine koyalım. Evet arkadaşlar, örümcek adamların tanıtımı bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadarıyla arkadaşlar sizlere örümcek adamları tanıtmaya çalıştım. Iron Spider'da fazla bir şey gösteremedim arkadaşlar. Çünkü normal Spider-Man'in aynı özelliklere sahip çoğunlukla. O yüzden onda fazla bir şey göstermedim. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir.
Daha arkadaşlar hangi karakterleri tanıtmamı istiyorsanız aşağı yorum olarak yazmanız yeterli. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay arkadaşlar.